depremzede olarak evini, evet, işini, arkadaşlarını, akrabalarını, ha, aileni, her şeyini kaybetmiş olsaydın, tamam mı? Sen bu soruyu bana söyleyebilecek miydin be? Yine peki neden kaybettin, bitirdim abi? Neden kaybettin? Depremden kaybettim. O, yani, her şeyimi şey Allah'tan gelen bir şey. Abi Allah'ta olur mu? İmar affını kim verdi? Abi imar affını kim verdi o apartmana? Ben de sana cevabını vereceğim. 50 yıl öncesinde oturmuş olduğum bir binada, evet, imarı Tayyip mi bana verdi be? Ne? Siz neyi konuşuyorsunuz ya? Gelip denetlemedi. Neyi gelip denetlemedi? Niye bakıp yaptı? Yok abi, devlet buraya demişse 5 katlı, 5'in üstünü veriyorsa devlet suçlu bunda. Niye imara, evet, imara affı neden verildi peki? Peki devletin suçu abi, benim orada çalıştığım yer yıkıldı. Evim yıkıldı, arkadaşımı, ailemi kaybettim. İnsanlık çok kötü durumda, protein tozu alamıyoruz. Öğrenciler protein tozu alamıyor. Kreatin alamıyoruz, arjin alamıyoruz. BC alamıyoruz. Sonumuz hiç iyi değil abi. Ben size söylüyorum, bundan bir sene sonra spor kalkacak. Alamıyorsun, vücudun ilerlemiyor. Steroid basacaksın abi, protein tozundan ne olacak? Ben giderim steroid basarım. Yani öğrenciler böyle düşüne düşüne kendini yiyor, bitiriyor. Ciddi dur azıcık. Lütfen. Şu anda önemli bir konuya değiniyorum. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Öğrencilerimiz bir dakika içinde ölüyor, ölüyor. Evet. Soralım mı acaba? Evet. Ekonomiyi sorun, nasıl gözlemliyorsun bir genç olarak? Ben mi? Ya ekonomi şöyle, bu arada ben ekonomiyle dalga geçmedim, zaten Türkiye, şöyle söyleyeyim, ekonomi konusunda o kadar düşük ki, yani anlatamam bunu, diğer ülkelerle kıyasla şu an Türkiye'nin durumu aşağı seviyelerde, o kadar söyleyeyim. Çünkü şu an ben bir lise 3. sınıf öğrencisiyim, kendime şu an kitap alacak para bulamıyorum ben, niye ekonomi kötü gidiyorum, bir tane AYT test kitabı soruyorum. Gelmiş bana diyor ki 600-700 lira. Ben nereden bulacağım o parayı ben? Hadi Erdoğan açıklasın bunu. Ben nereden bulacağım o parayı? Ben Türkiye'nin ekonomisi o kadar berbat bir seviyede ki hiçbir şey söylemek istemiyorum. Zaten söyleyecek söz de bulamıyorum. Teşekkür ederim. Sorayım mı abla? Yani söyleyecek bir şey yok. Ortada, her durum ortada yani, değil mi? Yani gözlerimizi kapayamıyoruz. Ben burada yaşamıyorum, kusura bakmayın ama izine geldim. Almanya'dan. Durum vahim. Çok kötü. Böyle giderse bu iflas, yani etmiş de edeceği kadar da ilerisini göremiyorum yani. İyi şey yok. Peki nasıl düzelecek bu cennet vatan? Millet ayaklanması lazım. Başka türlü yok. Padişah 20 senedir, 22 senedir yönetiyor. Bir şey olmadı şimdiye kadar. Şey, sarayda milyonlarca günlük para harcıyor. Halkının, milletini düşünmüyor ama. Kendisi 22 sene önce bu gecekondan gelen dünyanın en zengin adamı. Şimdi nereden geldi bu musluğun suyu? Nereden akıyor acaba? Bu milletin vergisinden geliyor. Yine bu açık verdi. Geçen televizyonda açık verdi. Bu milletten yine alacak onu vergilerden. Kim verecek? Kendisi mi verecek? Yeteri kadar konuştum galiba. Açık, her şey ortada yani. Bir şey söyleyecek bir şey yok. Peki burada üzülüyorum. Peki burada bu parayı bir şekilde hangi kaynaklara dayanaraktan bunu söylüyorsun? Açık ortada, televizyonlarda söylüyorlar. Bu kadar doğ söyledi, söyledi. Bu kadar açık verilmiş milyarlar. Hangi yer? Televizyon canım. Hangi televizyon? Haberler. Kanalı? Haberler, ben ne bileyim hangi isimlerini tek tek alayım. Peki bunun bir mali bir açıklaması vardır muhakkak. Ne kadar borcu var Türkiye'nin, hem dışa hem içe? Bir saniye. Bir de onu soruyorum sana. Bir saniye. Şu anda bizim konuştuğumuz konu neydi? Senin söylediğin Türkiye'deki insanların parasını bir şekilde üste duran adam cebine koymuş. Değil mi? Cebine mi harcıyor mu? Ne yapıyor bilmiyoruz. Bak, şu anda mu. Şu anda mu eki geldi. Bir soru işaretine bağlı. Canım ben onun polisi şey değilim. Teşekkür ederim. Hanımefendi öyle sıkıştırıyorsun da. Hayır, sıkıştırmasın. Yok yok. Enflasyon şey niye %150 o zaman? Ha? Bu paralar nerede? Konu o değil. Ben de diyorum ki bu para gitmiyorsa bağlı. Nereye gidiyoruz o zaman? Hepsi birbirine bağlı. Ben enflasyonu çok güzel bir şekilde açıklarım. Ama tamam mı? Açık da öyleyse. Yalnız Türkiye'de mi enflasyon var? Kardeşim. Yalnız Türkiye'de mi enflasyon? Ben Almanya'dan geldim. %5, %7, burada %50, %70. Kimi anlatıyorsun? Yine eski haline geliyor. Paran çok da niye emekliye para veremiyorsun? Kimi anlatıyorsun sen? Hayrola? Emekli olma, niye vermiyor yarısını?
Kira öde bakalım. Öyle. Kira öde bir de geçinmeye çalış. Ya hala daha o adamı takdir ediyorsan, hala o adamı Tayyip diye ömrümden alıp ömrümü verirsin diyebiliyorsan vallahi üzülüyorum sizlere ya. Ben memnunum. Ha? Ben burada değilim, neden memnunum. Neden üzülüyorsun? Ben buradan neden gelip bir aylığına gelip gidiyorum o kadar. Ya, ya kardeşim Tayyip demedi mi daha? Bir saniye, bir saniye, bir söyledim. Bir dakika. Neden dedim? Bırak ben bir konuşayım. Sen konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun ama, şimdi. Ama ben de sana şimdi boş Tayyip konuşuyorum dedi. Tayyip ne dedi? Tayyip ne dedi? Ben düzeltirim diye. Bak daha ben, bir saniye ama. Bak bir saniye ama bak bir saniye. Hayır, sen Tayyip demedi mi daha iki gün önce? Ben sen düzeltirim, ben yaparım. 25 senedir bu ülkeyi yönetmiyorum büyükşehirle beraber. Aynen. İstişare kültürü yok. Ya istişare bırak sen daha. Tayyip sen bir soru sordun. Bak Tayyip hala daha destekliyorsun. Ben o sorunun cevabını vereyim. Tayyip'i destekleyen insan Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek kadar zayıftır yani bütçe. Dar görüşün. İşte görüyoruz işte kardeşim ya. Bakış yönü. Kardeşim ben emekliyim bana veriyor bak. Geniş gözlükle bak öyleyse dünyaya. Bak ben emekliyim. Bak ben insanları kendine muhtaç ediyor. Sana makarna, sana üç kuruş. Ya bak ben burada bak Türkiye'de burada, ne bak, kadar burada, kişi biliyor musun şey yapıyor? Makarna veya da yardım. Ya, 1 milyon aile geçtiğinde ya. Ben depremzedeyim. Bir dakika. Böyle insanların sayesinde Türkiye böyle durur. Kim var? Böyle insanların sayesinde. Ben depremzedeyim. Tamam mı? Bir dakika. Evimi kaybetmişim. Buraya gelirken kimliksiz olaraktan gelmiş birisiyim. Kimliksiz. Sen nerelisin? Tamam ben Adıyamanlıyım. Evet, gururdu ya. Evet. Ha, tamam gurur. Tamam bir şey demedim ben. Ben depremzede bir kişi olaraktan tamam mı? Her şeyimi kaybetmiş tarafı bir kişi iken kişinin kaybetme. Bir dakika. Her şeyini kaybettik. Her şeyimi kaybettim. Kişinin kaybetme. Hayır. Kaybetme. Kişiliğe kadar kaybetme demiyorum ben. Tamam işte dedin ya. Her şeyimi evet. Maddi olarak. Olabilir, olabilir. Tamam. Tamam. Maneviyet duruyor. Çünkü tamam. Benim sığındığım bir Rabbim var. Tamam mı? Ha, kişiler değildir burada. Her ben şu Rabbim anda var. Şu anda ben her şeyimi kaybetmişken tamam mı? Bir çöküş içerisinde değilsem, bir mücadele içerisindeysem, o mücadeleyi de kazanıyorumun içindeyken, tamam mı? Siz burada hangi bir şeyi konuşuyorsunuz? Mal mülk benim gözümde önemli ama değil bak. Bir dakika. Bir dakika konuşalım. Sen dünyada. Sen diyorsun ama ki her şeyimi kaybettim. Evet. Yıkılmadım ayaktayım diye biliyorsan evet. Ben de sana şunu sorarım. Kendimi kaybetmedim. Ya ben de sana şunu sorarım. Her şeyini kaybettiysen. Evet. Ya her şeyini kaybettiysen nereden ve nasıl ayakta duruyorum onu anlat o zaman. Devletin beni tutuyor. O senin attığın devletin var ya. O devletin var ya o beni tutuyor. O beni ayakta tutturuyor. Devlet olmasa var ya sen burada hiçbir şekilde hiçbir sağlıklı bir şekilde gidip gelemezsin. İşte bu kadar zavallısın neden biliyor musun? Ya devletle bak bak. Hayır. Bak, zavallı bir saniye ama bir saniye bak bir saniye ama bak. Zavallı ama bir şey söyleme ama. Kesinlikle bak, bana söyle. Zavallı diyemezsin. Bir şey söyle. Ben senin şahsına ben senin şahsına hiçbir şey demedim. Ben senin şahsına hiçbir şey demedim. Bir şey söyleme ama. Bizim elimizden tutan devleti. Hükümet konuşuyor. Kesinlikle. O hükümet tutuyor. O hükümet bizim elimizden tutuyor. Ne kadar yardım oluyor abi? Çok. Her türlü şeyle bizim elimizdedir. Benim şu anda 8 aydır, 8 aydır benim kahvaltımı, benim öğle yemeğimi, benim akşam yemeğimi, benim barınmamı, benim sağlığımı, her şeyimi en üst mertebede karşılıyor ise... Ben bak ben sana bak dua, bak, dua ben, ile ben, dualarımla teşekkür ederim çalışıyorum ben. Öylesi devletten ne alıyorsun? Ben şunu söylüyorum abi. Ben çalışıyorum. Olsaydın. Ben çalışıyorum. Sen devletten evini, para almam. Hayır bak depremzede olarak evini, evet. İşini, arkadaşlarını, akrabalarını, aileni, her şeyini kaybetmiş olsaydın tamam mı? Sen bu soruyu bana söyleyebilecek miydin be? Peki neden kaybettin abi? Neden kaybettin? Depremden kaybettim. Her şeyimi Allah'tan gelen bir şey. Abi Allah'ta olur mu? İmar affını kim verdi? Abi imar affını kim verdi o apartmana? O apartman çürükse seni kim tutturdu? Bir dakika. O apartman çürükse seni kim tutturdu? Bir dakika. Şu anda. Abi o apartman çürükse seni kim tutturdu? Abim bana bak bana. Ben sana bir şey söyleyeyim. Abi Japonya'da bak. Ben sana bunun ölüyor. Cevabını veriyorum. 8 derecede oluyor. Bir şey olmuyor. Sen istediğin kadar ha
Bana abi, desen imar ki... İmar affını kim verdi diyorum ben sana. Ya imar affını kim verecek? Kim verdi? Kim verecek? Sen benden daha fazla... Hükümet verdi. Hükümet verdi. Ne oluyor? Kim beni... Kim ver... Evet. 30 yıl öncesinden... Abi, peki 40 yıl... Abi. Yok yok bir dakika. Abi sen bir dakika, bir dakika. Soruyorum, bir dakika ben de sana cevabını vereceğim. 50 yıl öncesinde oturmuş olduğum bir binada... İmarı... Tayyip mi bana verdi be? Neyi, siz neyi konuşuyorsunuz neyi ya? Gelip denetlemedi. Neyi gelip denetlemedi? Niye bakıp yapmıyorlar? Ben de denetleyeceğim. Bana sor abi. Bana nasıl sor. Denetleme var mıydı? Yok getirici? Abi. Devlet buraya demişse 5 katlı. 5'in üstünü veriyorsa devlet suçlu bunda. Niye imara? Evet imara neden verildi peki? Peki devletin suçu abi. Benim orada çalıştığım yer yıkıldı. Evim yıkıldı. Arkadaşımı, ailemi kaybettim. Ben buraya geldim. Kim yardımcı oldu? Kimse yardımcı olmadı. Hiç kimse yardımcı olmadı. Ben ailemi belki kaybettim geldim. Şurada ev tutmuşum. 5 arkadaş tutmuşuz yaşayabilmek için. Nasıl yaşayabiliyor musun? Yaşayamıyorum şey abi geldiğime pişman oldum. Kaçtı 100 bin insan öldü değil mi? Ya ne 100'ü ne 300'ü ya. Yemin ederim. Ya daha yeni yapılan 6 aylık binalar yıkıldı. 6 aylık. Depreme dayanıklı. Denetlenmedi peki. Ya denetlenmediyse bunu devlete soracaksınız abi bize değil. Teşekkür ederim.